Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Temmuz sizin ayınız. Güneş ayın 23'üne kadar yengeç burcunda ilerleyecek. Bu ay doğan tüm yengeç burçlarında doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen yengeçlerimiz güneş yükselen burcunuzun üzerinde parlarken sizin de enerjiniz, yaratıcılığınız güçleniyor. Evet, önemli bir ay. Konu başlıklarına bakalım. Oğlak burcunun dolunay meydana gelecek 3 Temmuz'da. 17 Temmuz'da yengeç burcunda yeni ay doğacak. Merkür ayın 10'una kadar yengeç burcunda, daha sonra aslana geçecek. Ay boyunca Venüs aslan burcunda ve 23 Temmuz itibariyle Venüs retrosu başlayacak. Şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar yengeç burcunda, Merkür ayın 10'una kadar yengeç burcunda. 1 Temmuz'da Güneş Merkür kavuşumu burcunuzda olacak. Zihinsel anlamda çok hareketli, çok yaratıcı olduğunuz bir zamandasınız. Düşüncelerinize dikkat edin. Planlarınız, programlarınız önemli görünüyor. Bu ay 3 Temmuz'da Oğlak burcunda meydana gelecek olan dolunay, ilişkilerle ilgili alanlarda önemli bir karar aşaması getirebilir, bir dönüşüm getirebilir. Devam etmekte olan bazı konularınızda netleşebilir. Tabii ki bu bir evlilik gündeme getirebilir sevgili yengeçler. Bir anlaşma, bir sözleşme, bir işbirliği gibi bir konunuzu da ortaya çıkarabilir. Süregelen bazı ilişkilerinizde de dönüşümler olabilir, yön değişiklikleri olabilir. Eşinizle ve partnerinizle ilgili konular hayatınızda daha belirgin olabilir. Onun yaşamında vereceği bazı kararlar olabilir. Önemli etkiler olabilir. Ya da eşinizle birlikte ortaklaşa bazı kararlar verebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha güçlü etkiler barındırıyor. Özellikle doğum gününüzde 28 Haziran'la 6 Temmuz arasıysa tabii ki dolunay sizin için yılın geneline yayılan çok önemli bazı tesirler getirebilir ve yılın geneline yayılan bir dolunay etkisi ilişkilerinizle ilgili önemli dönüşümleri de işaret edebilir. Evet, ayın 10'undan sonra Merkür artık Aslan burcuna geçecek. Parayla ilgili konular daha da bir güçleniyor çünkü Venüs ay boyunca zaten para evinizde. Mars ayın 11'ine kadar Aslan burcunda. Para konularında kazançlarınızın olabileceği bir ay ama Mars burada çok harcama da getirecek gibi görünüyor. Özellikle ayın ilk 10 gününde kişisel işleriniz için, işte girişimleriniz için, biraz keyif için daha fazla para harcama eğiliminde olabilirsiniz. Para denginize ay boyunca daha özen göstermekte fayda var. Çok böyle parasal konularda işte riskli adım atmamak, çok aşırı böyle müsrif olmamakta fayda var. Yatırım konularında da hani bir şeyleri kazanmak için böyle finansal anlamda bir yatırım kararı alabilirsiniz. Ama burada da lütfen spekülatif konulara dikkat etmek gerekiyor. Daha güvenli adımlar atmakta fayda var. Ayın 11'inden sonra Mars Başak Burcu'na geçecek. 11'inden sonra hareket, seyahatler, iletişim, yolculuklar biraz daha öne çıkacak. Kardeşlerle ilgili bazı konularınız olabilir ya da sizin o alanlarda biraz efor sarf etmeniz gerekebilir. 20 Temmuz'da Mars'ın Satürn'e karşıtlığı var. 19, 20, 21 Temmuz gibi lütfen yakınlarınızdaki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Bu kardeşlerle ilgili bir zorlanma, bir sıkıntı getirebilir. Bununla birlikte bir seyahatte zorluk getirebilir. Trafikte temkinli olun. Aracınızda bir arıza olabilir örneğin. Ya da seyahat planlarınızda bir sıkıntı, bir engel gibi bir durum, bir hani size belki biraz zorlayacak bir konu gündemde olabilir. Çünkü Satürn 9. evinizde, özellikle yolculuklarda, seyahatlerde, yurt dışı konularında, hukuksal anlamda, yasal anlamda biraz zorlukların, sorumlulukların olabileceğini de bu dönemde işaret ediyor. Ayın 17'sinde burcunuzda yeni ay var. Evet, bu yeni ay yeni olasılıkları, yeni kararları, yeni gündemleri hayatınıza taşıyabilir. Yeni bir yer değişikliği gibi bir konunuz olabilir örneğin. İşte evlenmek, yuva kurmak gibi bir konunuz olabilir. İmaj değişimi gibi konular olabilir. Bu yeni ayda özellikle doğum günü ayın 13'ü ile 21'i arası olan yengeç yengeçlerimiz önemli etkiler alıyor bu yeni aydan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuzda 24 derece ve yakınlarındaysa yine yeni ay sizin için etkili olacaktır. Bu yeni ay birçok anlamda hayatınızda yeni bir düzen getirebilir. Yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde de hayatımızı şekillendirecek önemli etkiler getirebilir. Venüs ay boyunca Aslan burcunda ama 23'ünde retro harekete başlıyor. 1,5 yılda bir biliyorsunuz Venüs retrosu yaşıyoruz. Bu yıl 23 Temmuz'la 5 Eylül arasında yaşayacağız. Venüs gerilemelerinde özellikle para evinizde de olacağı için parasal konularda temkinli olmakta fayda var. Burada eğer daha önceden hani bir yatırım yaptıysanız Venüs gerilerken bazı konuları gözden geçirmeniz gerekebilir. Venüs gerilerken para konularında çok radikal kararlar vermemek daha doğru. Yani önemli alışverişleri yapmamaya çalışalım. Para konularında daha güvenli adımlar atmaya çalışalım. Biraz kazançlarda da azalma olabilir. Bu süreç içerisinde geri çekilme olabilir. Borç alacak konularına lütfen daha temkinli yaklaşalım. Garantici olmamız gerekir. 5 Eylül'e kadar olan dönemde geçmişle bağlantılı hani bir alacağınız olabilir örneğin ya da ödenmesi gereken bir borcunuz olabilir. Bununla ilgili konularda kendini hatırlatabilir. Buralardaki eksikleri tamamlamanız gerekebilir. Güzellik, estetik gibi konularda, işte anlaşmalarda, sözleşmelerde, evlilik kararlarında, ilişkilerle ilgili kararlarda da Venüs retrolarında çok acele etmemek, çok radikal kararlar almamak daha doğru kabul edilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Yengeç burcu zodyağın 4. burcudur. Su elementinin öncü niteliklerini taşır. 21 Haziran 20 Temmuz arasında doğan kişiler yengeç burcundan kabul edilir. Yönetici gezegenleri aydır. Yengeç burçları duygusallıkları ve hassas doğalarıyla dikkat çekerler. Merhametli, şefkatli, iyi niyetli, evine, ailesine bağlı kişilerdir. Ay etkisinde olan yengeçler bazen karamsar, bazen iyimser, değişken bir ruh hali gösterirler. Hayatlarında en fazla sevgi ve güvene değer verirler. Bu nedenle de evini, ebeveynlerini, ailesini, eşini her şeyden üstün tutacaktır. Yakınlarını koruma içgüdüsü nedeniyle de fedakarlıkta bulunabilirler. Yengeçler genellikle karmaşık bir ruh hali içerisinde olabilirler. Kendilerini ve sevdiklerini tehlikede hissettikleri zamansa çok güçlü, bazen de bir çocuk gibi savunmasız olabilirler. Kafalarına herhangi bir konu takıldıysa eğer onları melankolik, içe dönük bulabilirsiniz. Çabuk küsebilen bir burç grubudur. Alıngan ve hassas yapıları nedeniyle yakınları bu özelliklerinden dolayı bazen zor durumda kalabilirler. Çok kuruntucu, şüpheci, kıskanç da olabilirler. Geçmişe bağlıdırlar ve anıları onlar için çok önemlidir. Yengeç burçları geleneklerine bağlı, muhafazakar kişilerdir. Yeni olan şeyleri kabul etmekte zorlanabilirler. Kendilerine yapılan iyilik veya kötülüğü de hiçbir zaman unutmazlar. Zamanı geldiğinde bu iyiliğin karşını verebilecekleri gibi kin tuttuğu bir konuda da intikam alma içgüdüsü olabilir. Güvenceye çok önem veren yengeç burcu bu nedenle gerekli olan paranın önemini de erken yaşta kavrayacaktır. Maddi konularda da genellikle tutumlu davranan bir burçtur.